Sırada bir sağlık skandalının haberi var. İddiaya göre sancısını ölçtürmek için gittiği özel hastane 3 kuruş fazla para kazanabilmek için zorla doğum yaptırdı. Bir de üstüne annenin kaburgaları nehir bebeğinde kolu kırıldı. Çakırtandı. Her gün mahvoluyoruz. Bu kolu gördükçe kaşığı tutamıyor, suyunu götüremiyor ağzına. İddialarına göre doğum sırasında doktor hatası yüzünden hem annesinin kaburgaları kırıldı hem de küçük nehirin kolu sakat kaldı. Dirsekleriyle kaburgalarıma bastırmaya başladılar. Şu anda kaburgalarımı kırmışlar. Elif Ayaz hamilelik süreci boyunca bir devlet hastanesine gitti. Ancak o hastanede sancı ölçen NST cihazı bozuktu. Yakın bir hastanede NST çektirip getirmemi istedi. Hani doğum tarihini netleştirmek için. Elif Ayaz 9 aylık hamileydi ve doğumuna 3 hafta vardı. Doğum sancılarını ölçtürmek için özel bir hastaneye gitti. Ve hiç sancısı olmamasına rağmen iddiasına göre apar topar doğum aldılar. İkinci bir muayenede bana doğumun başladığını söyledi. Çok şaşırdık çünkü hiçbir doğumsal belirti yok. Sonra sancı verildi. İddialarına göre hastane 3 kuruş fazla kazanabilmek için skandala imza attı. Para kazanmak için gerçekten beni zorla doğum yaptırdılar. Ne olduysa o doğumda oldu. Minik nehirin kolu sakat kaldı. Doktor hanımın şöyle dediğini duydum. Ne yaptın, çocuğun kolunu kırdım. Önemli değil. Ufak bir kırık düzelecek dedi. Sağ kolunda sadece basit bir kırık değil. Sinir zedelenmesine bağlı kısmi felç olduğu doğumdan 15 gün sonra anlaşıldı. Nehir bebek şimdi sağ kolunun düzelmesi için birçok ameliyat geçirmek zorunda. Her gün mahvoluyoruz. Bu kolu gördükçe. Minik nehir bir süre fizik tedavi gördü. Bir yaşında ameliyat olması gerekiyordu ama olamadı. Şimdi sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. En erken 2,5 senede sıra gelir dediler.